Selam. Merhaba. Biraz evvel üstadı güldürdüm. Artık gülme müsaade oluyor mu bilmiyorum da. Onay alıp almadığını kendisi geldiği zaman söyler. Ben boru sesi olduğu zaman bu uluslararası son yıllarda keşfedilmiş yani 100 yıl veya 150 yıl zaten trompet öyle gelişmiş bir enstrüman. Trompetle çalınıyor. Ondan sonra borazanla ya da işte trompetin daha bir sadesi. Bana çok anlamlı bir şey gelmiyor. Tabii bir ses yani insanı bir yerden bir yere götüren bir ses. Bana anlamlı gelen Fatiha okumak. Gözümün önüne şehitlikler geliyor. Allah rahmet eylesin. Dedem de Erzurum'da vefat etmiş. Adettir. Üç kulu vallah bir elhem okuyup kendime ders çıkarıyorum önce. Onlar için okumak haddime değil benim. Ama adet öyle olduğu için o vesileyle böyle değerlendiriyorum boru sesini. Katılan olabilir, olmayabilir. Bu benim birkaç yıl evvel Çanakkale'de öyle aklıma geldi. Öyle başladı. Bilemem. Şimdi gene Çanakkale ile ilgili Bursa'ya geleceğim. Böyle bir yerlere gidince insana bir şeyler geliyor. Üstad hatırlıyor, son ziyaretimde Bursa'da işte Ulu Cami'yi kısaca bahsetmiştim. Muazzam hat eserleri var içerisinde. Merak etmiştim, sormuştum. Şudur budur. Allah'a şükür Sayın Üstad, bütün hepsi okundu, belgelerine ulaştım. Fakat eksikleri var, onları tamamlıyorum. İnşallah Bursa'ya geldiğimizde bir broşür halinde dostlara veririz. Camiye de gittikleri zaman ne yazıyor diye şuurlu bakarlar. Yaklaşık 1,5 ay sonra Aydın'da İslam medeniyeti ve İslam kültürü ve sanatı üzerine İlahiyat Fakültesi çok geniş kapsamlı bir kongre düzenliyor. Ben de müracaat etmiştim. En doğudan en batıya İslam eserleri diye sergiyi kabul etmişlerdi. Bu sefer seramiğe de başlamıştım. Hadi seramik yetişir mi buna diye düşündüm. Ve orada ki bazı ayetlerin hat olarak yazılı ayetleri çamurun üzerine oyarak işlemeye çalışıyorum ve hepsinin de yanına, altına, sağına, soluna ne anlama geldiklerini yazıyorum. En son çalıştığım, oyduğum şimdilik kırılmadı. Öyle kolay değil. Yani çamurla suyu karıştırıp sonra levhayı yapıp sonra pişirmek. Ne oldu? Bir şey oldu. Ha, o öbür tarafa döndü. Hızlı çektik hocam. Hocam bir dakika. Şimdi Nur suresinin güzel bir hat, nur üstüne nur, tam girişte sol tarafta çok güzel bir hat halinde yazılmış. Tamam, sönebilir, önemli değil. Ve özet olarak, net olarak bu yazılmış. Bu Nur suresinin 35. ayeti. Ama bu ayetin bir evvelki 34, bir sonraki 36 var. Bunlarla bağdaşmak gerekiyor. Ve 35. ayetin başlangıcında birçok tefsirde baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Allah nurdur. Ya da nurdan ibarettir. Hatta bu daha ileri bir şey. Epey bir tefsir karşılaştırdıktan, meal baktıktan sonra birkaç kişiyle de tartıştım. Şimdi tabii bu meallerin anlamları kendi zamanlarıyla sınırlı. Yani bunu hangi ulema yapmış olursa olsun yapabileceği şey kendi zamanlarıyla sınırlı olarak açıklama yapabilir. Onun dışında bilgi sahibi olmadıkça bu konuda açıklama yapması mümkün değil. Ancak biz daha sonraki yıllar bu kelimelerden, cümlelerden hareketle ha işte bunu söylemişti denir. Biz üniversitede böyle fal bakardık. 3 zamanda falancayla tanışacaksın. 3 saat mi olur?
3 gün mü olur, 3 hafta mı olur, 3 yıl mı olur, orasını bilemem. Dersiniz fal tutar. Muhakkak 3 zamanda birisiyle tanışır bir insan. Şimdi dolayısıyla nur kavramını daha önceleri insanlar ışık olarak algılamışlar. Çünkü ışığı biliyorlar. Nasıl tefsirlerde çoğu zaman geçmiş, işte gün aydınlandığında her şey nasıl ortaya çıkıyorsa Allah da her şeyi ortaya çıkardı. Gözümün nuru diyoruz. Çünkü yıllarca insanlar bir eşyanın aydınlatmasından dolayı gördüğünü değil, gözden çıkan ışığın onu görmesini sağladığını biliyorlar. Öyle düşünüyorlar. Çünkü çok uzun zamanlar insanlar zaman zaman çıkmış sayıları 25'i 30'u geçmiyor. Bu çağımızda bununla mukayese ederseniz Türkiye'de 100'ün üzerinde üniversite oldu. Her bir üniversitede ortalama alırsanız 200 araştırmacı falan vardır. Yani 50 olan da var, 500 olan da var. Yani her sene 2-3 konuda bir soru sorar ve bunu araştırmaya çalışır. Eğri araştırır, doğru araştırır ama araştırır. Bakın bir sene içerisinde sadece bir üniversitede bunu 180'le çarpın, bunu dünyadaki ülkelerle çarpın. Ya bu korkunç bir rakamdır. Onun için oturup da işte İbn Sina bunu yaptı. Tamam yaptı. Kendi döneminde çok önemli şeyler yaptı. 600 sene yazdığı kanun kitabı okutuldu. Ama şimdiki asırla ve şimdiki aşamayla mukayese kabul edilecek şeyler değil bunlar. Dolayısıyla çok uzun yıllar inançla olan olay arasındaki farkı var mı diye sormadık. Doğu bunu hala sormamaya devam ediyor. Gelirken bakın radyonun ismini de söyleyeyim. Mehtap TV, Mehtap Radyo, Meltem ya da işte neyse. Ya örnek veriyor. Kişi hacda ölmek istemiş, buna niyet etmiş, böylece hacca çıkmış ve bunu çözmek için demiş ki olur ki ecelim gelmemiştir, ben hırsızlık yapayım, hapse düşeyim, burada kalayım. Ha bunu dini sohbette anlatılıyor. Demek ki bunu kabul eden insanlar var. Ya böyle bir şeyi kabul etmek din adına mümkün mü? Son derece ciddi. Yani bakın çok bu Nur suresi gerçekten şimdi açıklamaya çalışacağım. Ya üstad hep diyor ya kendimce, ben de kendimce tabii. Ama kanıtları da olan bir kendimce. Ben çünkü Orhan Terzioğlu olarak arabaya atlayıp buraya gelirken en azından şoförlük öğrenmişim, mazot almışım, yolu biliyorum. Bir sürü şey ilave edebilirsiniz bunun üzerine. Öyle pat diye buraya gelinmiyor. Dolayısıyla kendimce derken de çalışmış olmak gerekiyor. Şimdi bakın ışık dediğimiz şey, onu bir kere anlayalım. Gördüğümüz ışık milyarın üzerindeki görüntü sağlayacak etkilerden sadece 300 tanesini içerir. Bakın milyarın üzerinde, 1.6 milyarı biliyoruz da daha üstünde halen devam ediyor. Işık çeşidi içerisinde nesneleri görmemizi sağlayacak İçerisinde sadece 300 tanesini, hadi 330 olsun gözü böyle daha iyi görenler için. Onun dışını görmüyoruz. Onun dışı aydınlatılsa da görmüyoruz. Hiçbiriniz röntgen çekilirken röntgen ışığını görmedi. Hiçbiriniz ultrason çekilirken ultrason dalgalarını görmedi. Raporu gördü. Hiçbiriniz tomografi tüpünün içerisinde ne etkiler olduğu görmedi. Görmedi. Görmüyorsunuz. Ama dikkat edin. Eğer çevrenizde bir kanser olan varsa, bir bacağı kırılan varsa, bir hücresel problemi gelişmiş olan varsa, su toplanmışsa, hamile ise, öyleyse, böyleyse eline bir kağıt veriliyor. Bak bu görüntü. Bu görünüyor. Ameliyat olacaksa kişi o görüntüyü alıyor, koyuyor. Aa, görünüyor. İşte orada. Oraya ameliyat etmek lazım.
oradaki, ya yok ameliyata gerek yok, tamam olabilir, Uğur var ama çok gelişmemiş, bir 3 ay sonra 6 ay sonra kontrol edelim. Tekrar görmediğiniz bir şey de içiniz size gösteriliyor. Gösterilmekle kalmıyor. Boruları koyuyorlar, borular döşenecek, borular sağlam. Taş gibi çelik, olmaz. Röntgeni çekilecek. Ses dalgası verilecek. Çatlağı var mı, patlağı var mı göreceksiniz. Demek ki bir kere görmeye dayalı açıklamalar 1890'lardan önce milyarda bir ihtimalle doğru. Bak işte görüneni söylemişti demek öyle kolay iş değil. Röntgen denilen adam aylarını, yıllarını, gecelerini, gündüzlerini veriyor röntgen ışığını bulmak için. Bir lamba geliştiriyor. Karanlıkta nesnelerin içini gösterdiğini görüyor karanlıkta. Bunu kartonla kaplıyor, siyah kağıtla kaplıyor, gene görüyor. Gene filmin üzerinde anahtarın, paranın, yüzüğün, kemiklerin resmi çıkıyor. Milyarlarca insanın hayatı bu şekilde teşhis ediliyor. 1890 ile 1900 arası. Ve tabii bu röntgen ışığının etkilerini de bilmedikleri için yüzlerce röntgen mütehassısı da kanser oluyor. Ya da röntgen çekilen evin yan odasında, yan katında, komşusunda yaşayan kişi kanserden ölüyor. Niye? Çünkü bu ışıklar, bu ışık aynı zamanda hücrelerin moleküler yapısını da bozuyor. Onun için dişçiye gittiğinizde size dişçi röntgen çekeceği zaman kendisi filmi tutmaz. Benim çocukluğumda tutardı. Şimdi tutmaz. Fanonun arkasına geçer, ondan sonra düğmeye basar. Çünkü 30 dozun üzerinde alırsanız kanser yolda, kader kanser. Kesin artık, hiç yolu yok. Mesela hala yapan arkadaşlar var. Ben sizi bu arada da tıbbi yönden de uyarmış olayım. Aa, röntgen kötü çıktı. Bir kere daha çekelim. Aman ne büyük iltifatta bulundu. Arkadaşlar, kanserleştiriyor sizi. 3 dozun üstünde röntgen ışığı verilmez insana. 6 ay geçmesi lazım. Niye hamile insanlara röntgen çekilmez? Çok gerekli olmadıkça kapatılır çocuğun olduğu bölge. Çünkü çocuk gelişmekte. Ama dikkat edin, siz yetişkinsiniz, sizin vücudunuz da gelişmekte. Özellikle kemik iliği. Çatır 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 hücre yapıyor. Yapmadığı zaman ters geliriz. Onun için en hassas bölgelerimiz. Peki bizim vücudumuz ışık veriyor mu? Ayeti anlatıyorum şu anda size. İçinde bunlar geçiyor. Yani röntgen geçmiyor tabii ama ışık ve nur geçiyor. Bizim vücudumuz ışık verir mi? Verir. Tiroid olan var mı içinizde? Kendinize anons etmeyin ama en azından bir iki kişi vardır ya da yakınınızda vardır. Teşhis nasıl konur? Size bir şey içirirler. Ondan sonra da bir aletin altına yatarsınız. Aletin sesini kısmısı da duymazsınız ama sesi açıksa tık 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 ses verir. Nedir bu? Size içirilen sıvının içerisindeki iyot 125. Nasıl yani? İyot, iyot biliyoruz da tuzda var. 125'i nereden çıktı? Atomik iyot. Enerjisi daha yüksek. Yani normale dönerken o fazla olan enerjisini ışık olarak verir. Radyasyon ışığı deriz biz buna. Ve bu ışığı bizim gözümüz görmez ama dedektör, yani hassas olan, onu duygulayan bölüm bunu algılar. O zaman tiroidinizde normalden fazla iyot birikirse normalden daha fazla oradan ışık salınacak, normalden daha koyu çıkacak. Sizin aktif hipertiroidi mi, ne olup ne olmadığınız teşhis edilecek. Ameliyat mı olacaksınız, ilaç tedavisi mi olacak, hiçbir şeyiniz yok da başka bir şey mi var? Bunların hepsi çıkacak ortaya. Şu anda hayalinizi bir daha, bu iş hayal işi, biraz çalıştırın. Bir damla kanın 1/5'inden bahsediyorum. Bir damla kanın 1/5'indeki hücrenin, tek bir hücrenin içerisine bu tip atomu koyup, molekülü koyup, vücudun neresine gidiyor, ne zaman parçalandı, nerede açığa çıkıyor diye kanser tanısı yapılıyor.
ya da ilaç o dokuda parçalandı mı parçalanmadı mı takip ediyorsunuz. Tek bir molekül, tek bir hücreyle. Bir düşünün, vücudunuz kaç damla. Bunlar öyle kolay işler değil. Onun için Allah rızası için bu duayı ederken, ben bu duayı ilk dinlediğimde çok hoşuma gitmişti. Üstad da böyle aşkla bazen çok güzel o dua ediyor. Arkadaşlar da öyle. Ya Rabbi, içimizi dışımızı nur eyle. Nur bilgi, nur güç, nur hikmet, nur ışık vermek, nur kendini anlamak. Var olmak arkadaşlar, bütün bunlar var olmak. Bilgisiz, kendi bilincinde olmadan hiçbir insan var olamaz. Sadece vücut olarak var olur. İnsan olarak. İnsanı kamil olma yolunda olamaz. Bu şansı yok. Ama geçen sefer konuşurken söylemiştik. Allah bize iki özelliği de vermiş. Bakın, bir şeyi talep ediyorsak o talebi yerine getirmek üzere hazır olmamız lazım. Siz şöyle bir misafir gördünüz mü? Ya çok susandım ben, ya lokma istemiştim. Hakikaten ya, evden çıktım hala acım. Hiç bak hocam, lokma bile vermediler. Olsun, anlatalım. Eyvallah. Bakın, hiçbir misafir görüyor musunuz? Çok susandım, bana bir bardak su verir misin diyor. Suyu getiriyorsunuz, dokunmuyor. Ya bir dilim ekmek verir misin? Bir peynir de koysan üzerine diyorsunuz diyor ve dokunmuyor. Affedersiniz, ne düşünürsünüz? Bu böyle devam ediyor misafirlik boyunca. Ne düşünürsünüz? Çok merak ediyorum. Kendi kendinize söyleyeyim, ne düşünürsünüz? Hiçbir şey söylemez misiniz? Bu kadar sabırlı mısınız? Ben edemem. Üçüncüyü isteyip de dokunmazsa sabredemem. Bir keresinde misafir çağırdım eve. Yemek hazırladık filan, balık malık. Efendim neymiş? Peçeteler aynı renkliymiş. Lan ben zaten bekarım, sana yemek hazırlamışım, masanın üzerine getirmişim. Bir de kaşıklar takım değilmiş. İşte genetik özellikler ortaya çıkıyor o zaman. Dedim, balık da kokmuş. Affedersiniz, ne yapalım? Balık bak fırında ama dedim biraz yani güzel değil. Şu ileride lokanta var. Gidin benden de selam söyleyin. Lokantacıya da arkadan telefon ettim. İki misli para almazsan seni mahvederim, hemşerilikten silerim diye. Yemek bitince kahve istemişler. Bizim lokantacı demiş ki, Orhan Bey yeni kahve aldı biliyorum, çarşıda rastlamıştım ona. Orada için. Bir geldiler, bahçıvan, karşı evin yardımcısı ve öbür evin üstad, ya komşum, biz balığı bitirmişiz, oh ne güzel. Bütün fakülteyi anlattılar, bir tek kişi haklı bulmadı bunları. Çok iyi yapmışsın demişler. Karadeniz'de adama, yok o taz değil, bu takım değil, bilmem, adam size balık yapmış ya. Oturun yiyin. Bakın arkadaşlar, dua ederken, bu çok güzel bir dua, önümüzü arkamızı, bakın hepsi tek tek sayılıyor. Tüm yönler, önümüz, arkamız, sağımız, solumuz, üstümüz, altımız ve içimiz ve dışımız. Talep ediyorsunuz. Nur eyle. Nur üstüne nur eyle. Peki ne malum gerçekten istediğiniz? Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Işık veriyor musunuz etrafa? Işık saçıyor musunuz? Sizi dinlemeye, üstad olmasa bile dinlemeye kimse gelmez ya buraya. Zaten salonu da vermezler. Olsun, ben bulmuşken konuşayım. Olmaz arkadaşlar, duanın, onu da tam arabadan inerken düşündüm, yolda geliyorum böyle. Ya dedim, biz niye dua ediyoruz böyle? Hazır lop, bir tepsi baklava, bir bilmem ne, onu ver, bunu ver. Vermiş ya, vermiş. Şükrünü bil. Kur'an'da çok net yazıyor. Peki Nur suresinde ne diyor? Bakın, o bir kandile benzer. Bakın, benzer lafı, sadece siz düşünün diye, siz hayal edin diye söylenen bir şey. O bir kandile benzer. Bir fanus, o cam, içerisinde bir yağ var ve orada çok çok müthiş bir ifade var. Tutuşturulmasa bile kendisi ışıyacak. İşte şöyle bir yoruma asla karşıyım ama o yapabilir insanlar. İşte radyoaktiviteden bahsediyor. Radyoaktif elemanları karanlıkta geceliğin koyun, yanına da bir film koyun.
Önüne de bir şey koyun, onun fotoğrafı orada çıkar. Hiç böyle ışığa gerek yok. Çünkü radyoaktif ışınım veriyor. Işık, ışık, ışığa, ışığa hiç ihtiyacınız yok. Gayger koyarsanız görürsünüz. Floresan ekran koyarsanız görürsünüz. Eski televizyonları hatırlıyor musunuz? Kapattığınız zaman ekran böyle sönerken yeşilimtırak bir ışık verirdi. Enerji hala vardı üzerinde. Şimdikiler lambalı olduğu için pek öyle bir enerjisi yok. Bakın, ve başka bir şeyden daha bahsediyor ayette. Diyor ki, o zeytin ağacından, yağdan tutuşturuluyor. Yalnız başka bir şey söylüyor, dikkat edin. Ne batıda, ne doğuda. Demek ki bizim bildiğimiz zeytin ağacından bahsetmiyor. O zaman insan şunu sorabilir kendi kendine. Bu böyle bir nurdan bahsediyor. Biz bu nura ne zaman varıyoruz? Ne kadar vardık? Ne kadar içindeyiz? Üstelik dua ediyoruz. Dua edip kenara koymak, İslam'ı üzerinde düşünmemek, İslam'ı en kötürüm hale getiren, ben kesinlikle böyle düşünüyorum artık. Son bir aydır kesin gözümün önünde sorgulamamak, aklınızı teslim etmek. Falanca efendi, aklı teslim et. Filanca dedi, teslim et. Sen kimsin? Kur'an ne diyor? Sen diyor, sen. Sen karşıma geleceksin. Sen ellerinle yaptıklarından hesap vereceksin. Sen. Doğru mu? Doğru. Hocam dinliyor. Doğru. Var mı hocam? Hoca efendinin yanındaydım. Ya beni de geçir bu köprüden. Var mı böyle bir hesap günü? Çocuklar babalarını tanıyacaklar mı? Analar kocalarını, karılarını, kimse kimseyi tanıyacak mı? Var mı hocam? Böyle bir ayet var mı? Yokmuş arkadaşlar, yok. Göremezsiniz Kur'an'da. Torpil yok. Kayırma yok. Yok. Geçen gün çok ciddi bir tartışma oldu. Ve kitabının başına yazmış. Peygamber'e dua edenler ve peygamberi ananlar onun hidayetine ererler. Peygamberin getirdiği dinde ve Kur'an'da hidayet nasibi Allah'a mahsustur yazılı. Sordum. Doğru ama bu da doğru olabilir diyor bana. Kitap şöyle. Ben sizin kursunuza gelmeyeceğim. Sağ olun dedim. Teşekkür ederim. Bu kitaba bunu yazıp da doğru ama böyledir diyenler olmaz. Allah razı olsun. Yok hocam burada yemem, burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Burada yemem. Herkes sulanır şimdi. Herkese de dağıtamam doğrusu. Var biliyorum dışarıda. Şimdi onun için Nur suresi biz kendimizi, kendimize verilmiş olan ışığı, gücü, enerjiyi, bilgiyi ne kadar arttırıyorsak o kadar bizim için geçerli. Bakın bir bağlantı daha yapabiliriz. Ben kendi ruhumdan üfledim. Bize demek ki nurlu bir insan olmak nasip edilmiş. Doğumumuzda var. Aklımız var. Kime ne öğretirsek, kimden ne öğrenirsek, kiminle ne paylaşırsak, kime ne zaman tebessüm edersek, kiminle ne zaman selamlaşırsak, işte biz nur oluruz. Günde 3 defa, 5 defa, 20 defa o sayılardan hiç hoşlanmıyorum. Ne kadar yaparsanız o kadar nur üstüne nur olur. Oradaki nur üstüne nur bu. Yani kamil insan olmak yolunda gelişmek. Nurlu bir iş mi yaptınız? Bir daha bir şey yapın. Nur üstüne nur. Demek ki bunun sınırı yok. Ayet de şöyle bitiyor. Gerçek bilgi sahibi Allah'tır. O zaman da böyle şeyler yapıp gurur, kibir hiç katiyen ne yapabildiyseniz ona da şükretmek. Benim Nur suresinden anladığım bu. Sağ olun, zaman ayırdınız. Üstad da zaman verdi. Paylaştık. Teşekkür ederim. Soru sormak isterseniz maili hazırladılar. Sayfa da hazırlandı, açılacak. Bu ne oluyor ya? Durup kendisi. Hocam görüyorsunuz işte. Nur böyle bir şey işte. Bakın.
geldi ışık. Oraya yansıdı. Ya hikmet. Profesör bir çıktı, bir konuştu, çalışmayan alet ışık vermeye başladı. Vallahi ne hikmet ya. Kesilse elektrikler görürdük hikmeti. Valla hayret bir şey yani. Tam sayfa açıldı diyordum. Bir baktım geldi sayfa. Evet, bir evvelkinde bakın bütün bu söylediklerimi ayetin 35. ayetin bir öncesiyle bir soyadı bir sonraki teyit ediyor. Yemin olsun ki size apaçık ayetler sizden önce gelenlere, geçenlere ilgili örnek olaylar, müttakileri. Bakın bütün bu anlatılanlar sadece iman sahibiyseniz, kalbiniz duyarlıysa, beyniniz bunu alıyorsa, aklınız bununla hemfikir oluyorsa geçerli. Kur'an böyle söylüyor. Onun için ısrar etmeyin başkasına. Ne biçim adamsın lan, iman etmiyorsun, gerizekalı mısın, aptal, koskoca bilmem kim olmuşsun. Yok böyle bir konuşma. Allah'tan iyi mi biliyorsunuz insanı? Eğer kendiniz iman ediyorsanız ve sohbeti duyuyorsanız, içinize aktarıyorsanız, içimize aktarıyorsak ya da şükretmek lazım. Hepsi bu yazıyor da öyle. Peki altına inelim. Bir sonrasına anlattıklarımız. Evet, burası neymiş? Burası bir evmiş. Kendi evinizden ibaret değil, komşunuzunki de ev. Peki bu ev ne zaman nur saçarmış? Ne zaman sizinle birlikte olurmuş? Allah'ı zikrediyorsanız, Allah'a ululuyorsanız. Bu söz değil arkadaşlar, asla katılmıyorum. 70 bin defa Bismillah dersen geçtin köprüyü. 82.876 defa Allahu Ekber dersen vardın. Duymuyorsun dedin ama duymuyorsun. Tesbih çekiyorsun, tık 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 yanında çekiyorlar. Allah affetsin, artık tesbihi bıraktım. Bıraktım, 33'ü doldurmak için Allahu Ekber demeye, ya Allahu Ekber'in ne dediğimin farkında değilim. 33 olacak. Mümkün değil. 3 defa teyfe aldım, kronometreye bastım, yok, kelimeyi tam olarak söylemek mümkün değil o hızda. Ya Allahu Ekber, nur ya, nur bu, farkına varacağız. Kimsenin fetvasına ihtiyacım yok. Allahu Ekber'i Allahu Ekber gibi söylerim. Bir olur, iki olur, üç olur, hoca efendi ne kadar müsaade ediyorsa, hafız ne zaman müezzin geçiyorsa öbürüne geçer. Ama hissetmek, içinizde olmak böyle diyor. Bakın, Allah o evlerin içinde adının yükseltilmesine ve zikredilmesine izin vermiştir. Bakın bu salonda toplanıyorsak Allah'a şükredeceğiz. Belediyeye teşekkür edeceğiz. Belediyeye teşekkür. Allah'a şükredeceğiz. İyi ki geldik. Kendimiz ibadet ediyorsak şükredeceğiz. Torpilliyiz o gün. Şaşmadık, ibadet ediyoruz. Peki, onu oralarda sabah adam akşam tesbih edenler evet, bana ulaşmak isterseniz bundan sonra cevap vermek için zamanım olacak. Peki bu toplantı da böyle bir şey. Bu sohbetler de böyle bir şey. Buraya nur yağıyor. Ancak bu sohbetlerden çıktığımızda bunlardan yararlanmışsak, bize verilen istikamette yürüyebilmişsek, çıkarken birbirimize bir merhaba daha diyebilmişsek. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar, hakkınızı helal edin. Alkış yok dedik hocam. Sağ olun.